Günaydın sevgili seyirciler, merhabalar, mutlu sabahlar, sağlıklı günler sizinle olsun diyorum. Birazdan prostat konusunu ve antropoz hastalığını konuşacağız. Profesör Doktor Selçuk Yücel bizlerle birlikte olacak. Sağlığın adresi başlıyor. Sağlığın adresi hafta içi her gün size sağlık ajandası olmaya devam ediyor. Profesör Doktor Selçuk Yücel'le bugün çağımızın ortak sağlık konusu prostat ve andropozu işleyeceğiz. Tüm bilinmeyenler sağlığın adresinde konuşulacak. Canlı telefon bağlantılarıyla sağlık sorunlarınız çözüme ulaşacak. Az sonra sağlığın adresinde. Hoş geldiniz hocam, merhabalar. Hoş bulduk Berat Hanım, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Evet, öncelikle bir prostat konumuzdan başlayalım. Peki. Prostat nedir acaba? Prostat aslında erkeklerde, her erkekte olan, olması gereken bir organ. Evet. İdrar kesesinin hemen altında, idrar yolunun çevresini bir belki portakal ya da mandalina gibi saran, meninin katılaşmasını engelleyen ve mikroplara karşı bağışıklığını sağlayan, bazı sıvıları salgılayan, evet, bir bez aslında. Peki neden oluşur prostat hastalığı? Prostat hastalığı aslında her erkekte ilerleyen yaşla beraber oluşacak olan bir şey. Nasıl saçlar beyazlar, evet, yere dökülür. Prostat da her erkekte yaşlandıkça büyüyecektir. Bunun sebebi erkeklik hormonlarının salgılanmasıdır. Peki herhangi bir tehlikesi var mı acaba? Yani çünkü çağımızın maalesef çok fazla karşılaşılan bir hastalığı. Yani %60 gibi bir oranlarda görülme oranı var. Daha sonrasında prostat kanserine dönüştürme olasılıkları maalesef olabiliyor. Nedir bu hastalığın acaba? Doğru. Şimdi prostatın büyümesi ile prostatın kanseri birbirinden aslında bağımsız olan rahatsızlıklar. Evet, evet. Her erkekte prostat bir şekilde büyüyecektir ama herhangi bir şikayet yapmayabilir. Ancak prostat kanseri gerçekten de hiçbir şikayet yapmadan kendiliğinden oluşabilecek bir rahatsızlık. Yapılan çalışmalarda, istatistiklerde her 7 erkekten birinde, evet, maalesef, vefat edene kadar bir prostat kanseri tanısı konulacağı söylenilmekte. Evet. Dolayısıyla bu derecede yaygın olan bir hastalık için bizim bazı tarama testlerimiz var. Nedir ve o tarama testlerimiz? 40 yaşından sonra biz bu tarama testlerini özellikle öneriyoruz. Basit bir kan testi aslında bu. Evet. Herhangi bir sağlık kuruluşunda, devlet sağlık kuruluşunda da yaptırabilecekleri basit bir kan testi ile PSA adını verdiğimiz bir kan testinde bazı oranlamalara biz bakıyoruz. Bazen, evet, gerekirse bir iki kan tahlili daha isteyip kendi aralarında bazı oranlamalar yapıyoruz. Yaşa göre bunların bazı skalası var. Bu skalanın, evet, eğer üzerindeyse tarama testi pozitif diyoruz ve ileri tetkik öneriyoruz. Evet. Biz bu yapılan tetkiki aşağı yukarı her yıl 40 yaşından sonraki bir erkekte öneriyoruz. Özellikle 50 yaşından sonra muhakkak öneriyoruz ama ailesinde eğer prostat kanseri olan işte babası, dedesi, amcası varsa, evet, bunlarda bu risk daha da arttığı için muhakkak bunları 40 yaşından sonra her yıl öneriyoruz. Tabii bütün maalesef çoğu hastalığın genetik bir yanı var. Genetik hastalıklar, evet, oluşabiliyor. Prostat kanserinin gerçekten de ya da prostat büyümesinde ırsi bir yönü var. Evet. Biliyoruz ki birincil erkek yakınlarında eğer prostat yakınmaları varsa, prostat büyümesi ve prostat kanseri varsa, evet, kendi çocuklarında bu risk, bu hastalıklara yakalanma riski ne yazık ki daha da çok artıyor. Peki prostat büyümesi fazlalaşınca mı kansere dönüştürme riski artıyor acaba? Prostatın büyümesi ile prostatın kansere dönüşmesi arasında bir ilişki gösterilememiş. Yok, değil mi? Yani bir prostat isterse, normal bir prostatın büyüklüğü yaklaşık işte 25-30 gram civarındadır. Hı hı. Evet. Bize gelen hastalar bazen 200-250 grama kadar büyümüş. Yani idrar kesesinden bile daha büyük prostatı olan hastalar geliyor ve bunlarda mesela hiç kanser görmeyebiliyoruz. Dolayısıyla büyüme ile kanser aslında çok sanki yakınmış gibi gözükse, evet, bile ilişkilendiriliyor. Birbirlerinden aslında farklı olan rahatsızlıklar. Peki prostat büyümesinin oluşması neden? Yani neden büyüyor prostat? Prostatın neden büyüdüğünü aslında hala bilmiyoruz. Tıp hala neden büyüdüğünü anlayamıyor. Düşünülen bazı teoriler var, öyle söyleyelim. Evet. Ama ana elemanın erkeklerdeki salgılanan T
testosteron hormonu olduğu düşünülmekte. Yani fazla olması mı? Fazla olması değil ama hiç olmaması, yani herhangi bir nedenden dolayı testosteron salgılayamayan, işte travma geçirmiştir veya bir rahatsızlık geçirmiştir ve testisleri hastanın alınmış olabilir. Ya da evet, testislerden salgılanan testosteron vücut tarafından anlaşılmıyor olabilir. Bazı böyle hastalıklar var. Hı hı. Bu durumda olan hastalarda prostatın büyümediğini biliyoruz. Evet. Dolayısıyla ergenlik sonrasında eğer testosteron ile prostat karşılaşmıyorsa prostat büyümüyor. Ama karşılaşıyorsa mutlaka büyüyor. Büyümeme ihtimali yok. Ha, ama her büyüme bir hastalık değil. İdrar yapma şikayeti eğer hastada yok ise, yani tıkanıklık yapmıyorsa, evet, bu biraz önce bahsetmiş olduğum idrar yolunun çevresinde bir mandalina ya da bir portakal gibi kanalı çevreleyen bu bez eğer büyüyüp içerisindeki, evet, idrar yolunu sıkıştırmıyor ise, evet, bizim için bir hastalık değil bu. Normal prostat büyümesi diyoruz, geçiyoruz. Ne zaman ki hasta idrar yapmada bazı problemler yaşamaya başlar, işte o zaman biz buna prostat büyümesi hastalığı adını veriyoruz. Peki hocam, şimdi aslında idrar dedik, bir önemli bir konu da var. İdrar yaparken erkeklerin ayakta durması bu hastalığı tetikleyebilir mi? Evet, böyle yaygın aslında bir görüş var. Ama bunun altına bilimsel herhangi bir gerçek yatmıyor. Erkekler normalde vücut dinamikleri ayakta idrar yapma yönündedir. Yapımı bu şekildedir erkeklerde. Evet. Ama hastalar veya erkekler oturup da idrar yaptıklarına, çömelerek idrar yaptıklarında karın içi basınç arttığından dolayı idrar kesesinin üzerine bir basınç olacaktır. Hı hı. Dolayısıyla idrar bir tıkanıklık olsa bile prostat tarafından hala akmaya devam edecektir. Çünkü ekstra bir basınç var. Evet, evet. Ama ayakta durduklarında bu ekstra basınç meydana gelmediğinden dolayı işemeleri daha zor olacaktır. Dolayısıyla, hı, prostat büyümesi hastanın aslında vardır. Ama ekstra bir bası ile çömelerek idrar yaptığında bunu tetik, fark etmemektedir. Bunu fark etmemektedir sadece. Fark etmiyor. Peki 40 yaş dedik. 40 yaşındaki erkeklerin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor dediniz. Ve üstü için daha fazla kontrollerde bulunması gerekiyor dediniz. 40 yaşında olan bir erkeğin hani çocuk olması açısından, spermlerinin oluşumu açısından bu hastalık tehlike teşkil eder mi? Anladım. Şimdi 50 yaşından sonra her erkek her sene prostatını prostat kanseri açısından takip ettirmek zorunda, evet, tahlilini yaptırmak zorunda. Ailesinde eğer prostat kanseri olan birisi varsa, aile hikayesi varsa 40 yaşa çekiyoruz biz bu yaşı. Çocuk sahibi olmak ile prostat büyümesi arasında birebir bir ilinti yok. Ama eğer spermlerinde bir zayıflama söz konusu değil. Hayır. Ama prostatta bir enfeksiyon varsa, yani bu bez mikrop kaptıysa, evet, O zaman biraz önce bahsetmiş olduğum gibi prostatın salgıladığı bazı sıvılar var. Bunlar spermlerin yaşamasını sağlıyor. Evet. Ve daha kaliteli sperm olmasını sağlıyor. Bunun önüne geçebilir, bunu etkileyebilir. Dolayısıyla prostattaki enfeksiyöz durumlar, mikrobik durumlar sperm kalitesini gerçekten bozabilir. Bunun için de bazı tedavilerimiz var zaten. Peki prostat büyümesinin ayırt edici özellikleri nelerdir? Prostat büyümesi olan beyler genellikle ilk olarak idrar akımındaki zayıflama şikayetiyle gelirler. Klasik olan anlatılan şey, genel tuvaletlerde idrarı karşı duvara kadar gönderememek, evet, ve ayak ucuna ancak işeyebilmesidir. Evet. Bu en sık söylenen rahatsızlık, yani debi miktarındaki azalma, çatallı şekilde gelmesi, tek bir yere isabet ettirememe, idrar yapma isteğinin sık sık olması, yani tuvalete gider, sistit idrarını yaparsa aynen sistit şikayetleri yapabilir. Değil mi? Biraz sistitle benziyor. Evet, çok benziyor. Tuvalete yetiştirememe başlayabilir. Aniden. İdrar kaçırma. Evet, idrar kaçırmalar artık biraz daha ileri safhaları, evet, prostat büyümesinde. Gece uyanıp idrara gitme isteğiyle uyanıp, hı hı, idrarını yapması, ki biz buna noktürü adını veriyoruz. Bu da bizim için önemli bulgulardan bir tanesi. Hı hı. Peki genelde hep toplumun algısı prostat erkeklerde olur. Çok sık erkeklerde görürüz. Doğru. Prostat çünkü erkekte olan, evet, bir bezdir. Kadınlarda yok. İdrar kesesinin orada, evet, doğru. Kadınlarda hiç mi görülmüyor kesinlikle? Şimdi ona da bir değinelim. Tabii. Şimdi kadınlarda
gerçekten prostat benzeri yakınmalar olabilir. Yani tuvalete gidip idrarı tam boşaltamamak, kesik kesik işemek, evet, yetiştirememek özellikle, ani idrar isteğiyle tuvalete gitme zorunda kalmak. Bunlar prostat şikayetlerinin aynısı aslında ama kadınlarda prostat bezi yok. Biz bunlara hanımlarda işeme bozukluğu adını veriyoruz. Hanımlarda prostat olmasa bile idrar yolundaki darlıklar, mesane boynundaki darlıklar, sık geçirmiş olan enfeksiyonlar, evet, mesanenin hazneye doğru sarkıp idrar yolundaki açının kırılması, evet, nasıl bir bahçe hortumunun kırarsanız, kırıktır artık o hortum, plastik olsa, evet, bile, evet, onu tam düzeltmeden idrar gelmez veya, evet, su gelmez. Aynı şekilde hanımlarda da eğer mesane ve idrar yolundaki açı kırıldıysa, mesane sarkmasına bağlı, rahat idrar yapamaz, içeride çiş bırakır. Bazı hanımlar eliyle içerideki mesaneyi kaldırıp, evet, işemek zorunda kalabilirler. Ama kadınlarda prostat yok. Tamam. Hocam, bir izleyicimiz hattımızdaymış. Bakalım ne diyecek, ne soracak size. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, merhabalar Yüksel Bey. Nasılsınız? Merhaba. Hocama ben bir şeyler sormak istiyorum. Tabii tabii, buyurun lütfen. Ben 1,5 sene mesane kanserim vardı. Prostatım alındı. Hani 9 saat, 8 saat sürdü son ameliyatım. Yeniden benim bağırsaklarımdan idrar torbası yapıldı. Ondan sonra bir sıkıntım oldu. Protez taktırdım. Ondan sonra sondaj olmadı. Ondan sonra sondajı bura tahriş oldu herhalde. Bir 15-20 gün son yapılan proteze şey girmedi. İşte o hortum. Şimdi de akşamları bezleniyordum. İşte 24 saattir bezleniyorum. Şey atıyorum, bezi çıkarılana kadar, tuvalete gidene eve kadar patır patır yere dökülüyor. Bunun için bilgi almak istiyordum. Teşekkür ediyoruz. Hocamız sizler için cevaplayacak. Geçmiş olsun. İyi günler. Peki. Geçmiş olsun beyefendi. Gerçekten zor bir rahatsızlık geçiriyor beyefendi. Çok geçmişler olsun. Tekrar. Anlatmış olduğu şey ne yazık ki bir mesane kanseri. Mesane kanserinin ileri safhalarında ne yazık ki mesane ile beraber prostatı da çıkartmak zorunda kalıyoruz. Vücutta hastalıklı doku kalmaması, evet, için. Evet. Bu hastalıklı dokuyu çıkartırken prostat idrar tutma kaslarına çok yakın. Ve bu ameliyat esnasında bunlar genellikle hasar görüyorlar. Evet. Bu beyefendi ne yazık ki bu olmuş ve yerine yeni mesane yapılmış. Bağırsaklar yeniden rekonfigüre edilmiş. Rekonfigüre dediğiniz ne oluyor? İzleyicimiz de bilsin. Anladım. Yani bir ne diyelim, bağırsaklardan yeni bir idrar kesesi yapılmış. Diyelim. Evet. Yeni bir kese yapılmış. Evet. Artık oraya büyük abdest gelmiyor. Sadece idrar geliyor. İdrar yolu oraya açılmış. Protez takıldığını söylüyor. Bu idrar tutmak için dışarıdan takılan bir materyal. Bu materyalin kullanımı var. Herhalde kendisi anlatmışlardı nasıl kullanıldığını. Şimdi de anladığım kadarıyla buna rağmen hala idrarını tutamıyor. Evet. Bu protez takıldıktan sonra idrarını tutamama ihtimali çok zayıftır. Modifikasyon, yani bir değişiklik yapmak gerekebilir materyalde. Kendisine bu maddenin takılmış olduğu hastaneye eğer giderse ya da hangi firmadan takıldıysa onlarla temas kurarak bunun üzerinde bir çalışma yapılıp aktiflenebilir alet. Böylece idrar kaçırmasını gerçekten engelleyebilir. Çözümlenecek bir durum, çözümlenebilecek yani, bir şeydir. Evet, çözümlenebilecek bir şeydir. Takılan protezin işte markasına, özelliklerine ve teknik bazı özelliklerine göre bu durum değişir. Nerede takıldıysa orayla görüşmesi. Eğer oraya ulaşamıyorsa elindeki o materyal ile yani takılan maddenin kullanma kılavuzu gibi bir şey verirler genellikle. Evet, evet. Onunla beraber herhangi bir sağlık kuruluşuna, bir üroloji kliniğine de başvurursa yardım ederler kendisine. Peki hocam. Bir izleyicimiz daha varmış hattımızda. Hemen izleyicimizi bekletmeden alalım. Alo. Alo. İyi merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. İsmim Mehmet Aktaş. Evet, Mehmet Bey. Hocama bir sorum olacaktı. Ben iddia yaparken yanma oluyordu da bende. Ben birkaç tane hastaneye gittim. Hastanede bir şey yok diyorlar ama yanma oluyor ve yani tam şey yapamıyorum. Yani hocamın dediği gibi tam ayak uçlarına geliyor. Ve bu son birkaç gün içinde de iddia yaparken kanamalı geliyor.
Bu konuda bilgi alacaktım hocamla. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun Mehmet Bey. Hocamız şimdi cevaplayacak sizin için. İyi günler. Buyurun hocam. Geçmiş olsun tekrardan. Beyefendinin anlatmış olduğu şey kanamalı ve yanmalı bir idrar yapması mevcut. Evet. İdrarda kan görmek bizim pek hoşlanmadığımız bir şey. Çünkü bazı kötü huylu rahatsızlıkların ilk belirtisi idrarda aktif kan görmek. Anlatmış olduğu şey daha çok biraz önceki bahsetmiş olduğum prostat enfeksiyonunu akla getiriyor. Yani prostattaki mikrobik bir durumu. Enfeksiyon kanama mı yapıyor? Enfeksiyon kanama da yapabilir. Kanama da yapabilir ama muhakkak ileri tetkik gerekli. Yani en azından bir ultrasonografi ya da bir tomografi gibi veya gerekirse endoskopi yapılması gibi ek bir tetkik gerekli kendisine. Ama anlatmış olduğu şeyler öncelikle akla bir enfeksiyon, yani bir mikrobik bu durumu getiriyor. Evet. Onun tedavisi yapıldıktan sonra dediğim bu görüntüleme teknikleri yapılarak içeride daha acaba önemli bir hastalık var mı yok mu bunun araştırması yapılabilir. Sesi biraz bana genç geldi ama tabii yaşını bilmiyorum beyefendinin. Prostatın büyümesi de kendini bir enfeksiyon, idrarda kanama, işte zor idrar yapmayla da kendini gösterebilir. Evet, peki az önce tomografi dediniz. Tomografi çekilmesi gerekiyor dediniz. Tomografi de aslında biraz beyinle ilişkili olan bir cihaz. Yok, yani tomografi aslında bir tetkik, görüntüleme evet. tetkiki, ultrason gibi. Yani bunun için hem beyin yani ya da kafa, evet. toraks dediğimiz göğüs kafesi evet. ya da karın ya da işte kol, bacak gibi ekstremiteleri evet, de çekebiliyoruz. Evet, şunu söylemek istedim çünkü. Şimdi çoğu hastadan aslında beyinle ilişkili olduğunu biliyoruz. Demin de az önce prostatın hani idrarına, ayak ucuna yapabilmesi hastanın aslında birazcık denge sorununa ilişkin Anladım. Bir hareket. Anladım. O yüzden de beyinle mi acaba hani kontrollü? Anladım ama beyefendinin anladığım kadarıyla akım hızı zayıf olduğu için çok fazla ileriye atamıyor idrarını. İdrar hemen önüne geliyor. Benim anladığım kadarıyla öyle ama tabii yani denge sorununa bağlı. Var mı ayak, denge? Evet. Ayakta duramadığından dolayı işeyememe rahatsızlıkları da var. Onlar tabii daha çok nöroloji dediğimiz sinir ve beyin hastalıklarının evet. konusuna giriyor. Evet. Peki hocam şimdi prostat sınısını koyduk ve bir tedavi süreci gerektiriyor evet. hastalığa. O tedavi süreci başlangıçta nasıl başlıyor? Şimdi prostat büyümesi den bahsediyoruz. Eğer prostat büyümesi gerçekten idrar yapmasına engel oluyor, işte enfeksiyonlar yapıyor, idrar yolunda taşa neden oluyor, evet. işte kanamalar yapıyor ise artık diyoruz ki evet sizin tedavi almanız lazım. Birinci basamamız bizim ilaç tedavileri. Yani prostatı küçültücü ya da prostatı gevşetici, idrar yolunu gevşetici bazı tedaviler veriyoruz. Bunlar her gün bir ya da iki tane alacağı bazı ilaçlar. Yalnız bunları yani bademcik iltihabı olduğunuz, antibiyotik bir hafta kullandınız bitti gibi değil. Bunları ömür boyu alması gerekiyor. Evet. Düzenli olarak alması gerekiyor. Eğer bu ilaçlara karşı bir tolerans geliştiyse, yani ilacı en başta iyi geldi ama 6 ay sonra, 1 yıl sonra şikayetlerine tekrardan tekrar geri dönüş başladı. Evet. Bu tip durumlarda cerrahi müdahale artık gerek oluyor. Yani büyümüş olan prostatı kazımamız, idrar yoluna nasıl bir su borusunun içerisi kireç toplar evet. ve bir telle girersiniz mesela orayı temizlersiniz, o kireçleri yaparsınız ki su tekrardan aksın. Evet. Aynı şekilde prostat büyümesinde de biz elektrik enerjisiyle, lazerle ya da işte en son çıkan işte green light dediğimiz yeşil ışık lazer enerjisiyle içeride bu tıkanıklığı yapan prostatın parçalarını kazıyıp çıkartıyoruz ya da buharlaştırabiliyoruz içeride. Bu da bir cerrahi tedavi oluyor. Hı hı. Ne kadar sürüyor peki işlem? Kısa mı? Bu prostatın büyüklüğüne göre değişiyor. Ortalama olarak eğer green light şekilde yapıldıysa, yani lazer teknolojisiyle yapıldıysa hastalar yarım saat ile bir saat arasında işlem sürüyor. Genellikle de bir ya da iki gün civarında hastanede kalıyorlar. Bir içeride bir sondaları oluyor dinlendirme için, iyileşmesi için idrar yolunun. Oldukça yüz güldürücü sonuçlar alındığını söyleyebilirim. Peki ağrılı geçiyor mu o süreç hocam? Yok, yani oldukça hastalarımız rahat. Zaten bazı ağrı kesicilerle düzenli olarak veriyoruz. Ama teknoloji ilerledikçe gerçekten de yani bundan 30 sene önceki evet. teknoloji artık yok. Yani onu çok daha yenilendi. Ve gerçekten de ameliyat esnasında ve ameliyat sonrasında hastanın konforu ciddi şekilde yükseldi. Evet, hocam bir izleyicimiz daha varmış hattımızda, alalım, bekletmeyelim. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler, merhaba Aslan Bey, günaydın. Merhaba, özellikle TVM
böyle bir program yaptığı için teşekkür ediyorum. Hocama da saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgilerimi yolluyorum. Bizi takip edip izlediğiniz için çok sağ olun. Buyurun. Ben şimdi 2-3 seneden beri ilaç kullanıyorum. Hocam bilir. Günlük ilaç kullanıyorum. Şu anda bir sıkıntım yok. Fakat televizyonlarda birçok reklamlarda işte ağrısız, ameliyatsız kesin çözüm ilacı bulunduğunu iddia ediyorlar. Hocam bunun gerçeklik payı var mı? Bunlara inanalım mı? Biz böyle bir bilgi almak istiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz Aslan Bey. Geçmiş olsun. Hocamız şimdi cevaplayacak sizler için. İyi günler. Evet, Aslan Bey gerçekten aslında çok önemli bir konuya parmak bastı. Son zamanlarda özellikle alternatif tıp popüler olmasıyla evet. Ve işte bu işte bazı reklamlarla bitki özleri, otlar evet. Ve bazı şeylerle gerçekten ilaca kullanmayın, bunu kullanın ve kesin çözüm olacağına dair yayınlar var. Çok da umut teşkil ediyor hocam. Evet, yani biraz, üzülüyorum ben de. Evet, biraz umut taciliği ne yazık ki oluyor. Evet. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz önce de söylediğim gibi bir ilaç aldınız ve bir daha prostat şikayetiniz olmayacak diye bir şey yok. Böyle bir şey zaten doğanın yasasına da pek uymuyor. Evet. Biraz önce anlattığım sebeplerden ötürü. Ömür boyu kullanmak zorunda. Ömür boyu bunu kullanmak zorunda. İlacı kullanmak zorunda ya da eğer istemiyorsa ameliyatın olmak zorunda. Piyasada bitkisel özütlü birçok ilaç var gerçekten ve bunlardan bazılarını bizler de öneriyoruz. Evet. Ek tedavi olarak. Yani tek, ilaç kullanımının tek yanı sıra değil mi? Evet. Tabii. Tek tedavi değil, ek tedavi olarak evet. Bizler de öneriyoruz zaten. Zaten biliyoruz ki ilaçların aşağı yukarı hepsi zaten aslında bitki özütlerinden oluşturulmuş tabii. Olan şeyler. Bitki özütleri o kadar çok bitki etrafta olmadığından dolayı ve onları kimsenin ayıklayamayacağına evet. Göre biz kimyasal sentetik maddelerini oluşturup bunları veriyoruz evet. Hastalarımıza. Tekrardan söylemek istiyorum. Bir tane ilaç alıp özüt ya da her başka da bir ilaç, eczaneden satılan bir ilaç da olabilir. Bir kez kullandım ya da bir ay kullandım ve bir daha da prostat şikayetim olmadı. O zaman demek ki şikayeti prostat büyümesi değilmiş. Evet, farklı bir aslında. Şeymiş. Evet, farklı evet. Bir şeymiş o zaman deriz. Evet. Bir izleyicimiz daha hattımızdaymış hocam. Alalım izleyicimizi. Alo. Alo. Merhaba. Günaydın. Günaydın efendim. İyi günler. İyi günler. Benim adım Hüseyin. Adı güzel. Tabii buyurun, ben bir idrar problemi yaşadım hocama, onu bir anlattım, kendi hikayemi anlatmak istiyorum. Tabii. Doktora gittim, bir bevriyeciye gittim. Bana bir ilaç verdiler, 3 ay kullan gel dediler. Testler falan yapıldı, mesela testleri falan. 1,5 ay sonra çok daha şiddetle rahatsızlanmaya başladım. Tekrar başka bir bevriyeciye gittim. Reklam olsun diye söylemek istemiyorum. Bir evet hastaneye. Lütfen söylemeyelim. Evet. Sevdiğim bir dostum, arkadaşım var bevriyeci, sağ olsun. Bir gün önce de kan tahlili yaptırmıştım. Baktım PSA'm 11'e çıkmış. O gün doktora gittiğimde tesadüfen işte götürdüm onu da yanımda. Sonuç itibariyle ertesi günü biyopsi yapıldı. Ondan sonra bir takım şeyler çekildi işte. Sintigrafiler çekildi. Şeyler bakıldı, edildi. Biyopsi sonuçlarında kemiklere sıçradığı görüldü. Ameliyat olamadım ben. 18 aydır tedavi görüyorum. 6 ayda bir de sürekli kullandığım, onkoloji hastasıyım şu anda ben. 6 ayda bir de ilaçlar bağışıklık yapıyor. 3 defa 11'e çıktı tekrar başladığımda. Sıfır noktalarına iniyor prostat ama tekrar yeniden 11'lere çıkıyor. Mesela ayın 7'sinde tekrar yeniden tedavi oldum. Serumlarım değişti, ilaçlarım değişti. 28'inde tekrar gideceğim. Kan sonuçlarına göre yeniden tedaviye başlanacak. Hocama şunu sormak istiyorum. Yani ben hala bu idrar problemini yaşıyorum. Bununla ilgili benim prostatı aldırma şansım var mı onkoloji hastası olmama rağmen? Veyahut da ömür boyu böyle devam mı edecek? Bunu bir öğrenmek istiyorum mümkünse. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Geçmişler olsun diliyorum. Hocamız şimdi cevaplayacak sizler için. İyi günler. Buyurun.
Evet Hüseyin Bey, çok geçmiş olsun gerçekten. Hastamızın ne yazık ki prostat kanseri var. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz PSA testi, tarama testi pozitif çıkmış. Evet. Tarama testi pozitif çıktıktan sonra kendisinden bir biyopsi yapılmış. Biyopside ne yazık ki kötü huylu bir rahatsızlık saptanılmış. Bunun üzerine bu rahatsızlık yayılmış mı, yayılmamış mı? Bunun için bazı ek tetkikler yapılmış. Bunlarda da ne yazık ki kemikte bir yayılım olduğu gözükmüş. Kemikte yayılım olduğu zaman ne yazık ki prostatın ameliyat, açık ameliyat yapılarak tamamıyla dışarıya çıkartılması artık yeterli bizim için olmuyor. Evet. Dolayısıyla biz bu tedaviyi yetersiz bir tedavi olacağından dolayı yapmıyoruz. Kemoterapi ya da bazı hormon tedavileri en başta başlıyoruz ki onlar anladığım kadarıyla başlamışlar. PSA'daki bu iniş çıkışlarda ilacı almış olduğu günde aldığında düşer. Bir süre sonra gene yükselir, bir daha alır, bir daha düşer. Bu şekilde bir dalgalanma yapacaktır. Ama idrar şikayetleri eğer hastamızın varsa, yani zor idrar yapıyor, boşaltamıyor, yanmaları var. Eğer bunlar varsa prostat kanseri ameliyatı değil ama prostat büyümesi ameliyatı rahatlıkla olabilir. Evet. Yani şikayetlerini azaltmak için kapalı yöntemlerle yapılan, biraz önceki anlatmış olduğum gibi idrar yolundan girilerek elektrik ya da lazer enerjisiyle tıkayan, şimdiki tümörlü olan bu hastamızda ne yazık ki prostattaki büyüme tümörlü bir büyüme, o bölge rahatlıkla tedavi yapılabilir. Peki hocam, şimdi prostat büyümesi için cerrahi yöntem yapılabilir, evet, dediniz. Genellikle cerrahi operasyona ne gibi durumlarda karar veriliyor? Yani o büyümenin bir oranı olması gerekiyor mu? Kaç santim, evet, gibi? Şimdi büyümenin oranlarından ziyade şikayetin boyutları bizim için önemli. Evet, nedir mesela hocam? Hiç idrar yapamamak. Geceleyin hastamız kalkar, tuvalete gitmek ister, tıkanır. Çişini, evet, yapamaz. Buna sonda koymak gerekir. Bir süre sondalı kalır, çekilir sondası, bir daha bir deneme yapılır. Gene işeyemez. Bu hasta bizim için artık %100 ameliyat gerektiren bir hasta grubudur. Bu, evet, birincisi. İkincisi, ilaçları veriyoruz, düzelmiyor ya da tolerans gelişti. Evet. Önce iyiydi, şimdi kötü. Üçüncüsü, mesane içerisinde taşlar mı oluşmaya başladı? Çünkü boşaltamadığı için gölleniyor idrar içeride, evet, evet, ve taş yapıyor. Dördüncüsü, enfeksiyonlar gelişmeye başlıyor. Devamlı deminki idrar yolu, mesela, evet, evet, yüksek ateşi oluyor. Mesela gene işeyememeleri olabilir. Şiddetli kanama. Her idrara gittiğinde aktif kanama olduğunu görüyor. Çünkü prostattan, evet, kanama başladı. Ya da İşeyemediğinden dolayı, randımanlı idrar yapamadığından dolayı böbreklerde şişme ve böbrek yetmezliğine girme, tıkanmaya bağlı. Bunlar bizim kesin cerrahi tedavi gerektiğini düşündüğümüz durumlardır. Bunun haricindeki durumlarda ise işte hekimle doktor arasında ne bekleniyor, evet, hayattan ne isteniyor, herkes çünkü beklentileri çok farklı. Tabii ki, tabii ki. Bunlar birebir olarak görüşülüp en uygun tedavi hastayla beraber seçilebilir. Karar veriliyor. Peki ameliyat için bir maksimum yaş var mı acaba? Hangi yaştaki en son hastaya öneriyorsunuz ameliyatı? Her yaşta rahatlıkla yapılabilir. Yani genel sağlık durumu, 80. Genel sağlık durumu izin verdiği sürece, çünkü bu ameliyatı biz anestezi altında yapıyoruz. Yani, evet, ya uyutarak ya da belden bir iğne lokal yaparak. Lokal demiyoruz ona. Sezeryen yapılıyor ya hanımlara. Evet, evet, evet. Aynı o şekilde de biz yapabiliyoruz. Ama sonuçta gene bir anestezi alması gerekiyor. Hiçbir şekilde anestezi alamayacak. İşte kan sulandırıcılar alıyor, ciddi kalp rahatsızlıkları var, omurga bozuklukları var, pozisyon verilemiyor. Tabii. Bu böyle hasta grubumuz da var. Tabii, tabii. Bunlarda ameliyatsız bazı çözümlerimiz var. Bu ameliyatsız çözümlerin başında mesela mikrodalga geliyor. Yani idrar yolundan içeriye bir sonda yerleştiriyoruz. Yaklaşık işte 1 saat, 1,5 saat boyunca bu sonda içeride duruyor. İçeriye yüksek ısı veriyor. Yüksek ısı vererek prostatı içeride buharlaştırıyor, yakıyor ve yaklaşık 3 hafta civarında hastayı sondalı bırakıyoruz. O parçalar kendiliğinden dökülüyor. Evet. Ve sondayı çektiğimizde hastamız tekrardan rahat idrar yapmaya başlayabiliyor. Bu bir alternatif tedavi. Ameliyat kadar garantili bir tedavi değil ama olanak yok. Hasta hiçbir şekilde ameliyat yapamıyoruz. Evet. İlaçlardan da fayda sağlayamıyoruz. İdrar yapamıyor. Bu tip yöntemler de uygulanabilir. Bir izleyicimiz hattaymış hocam. Alo. Efendim, buyurun. Merhabalar, günaydınlar. Merhaba, merhaba, sağ olun, saygılar. Sağ olun, bizden de size çok sevgiler. Giresun'dan arıyorsunuz. Hocama da saygılar, sevgiler. Estağfurullah. Buyurun lütfen, sorunuzu alalım İbrahim Beyciğim. Hocama ben 3-4 senedir hap kullanıyorum.
Hiçbir şeyim yoktu, rahatladım. Bu 5-10 günde bir yanmış, ancak hocamın anlattığın hocamı izleye takip ediyordum ben. Aynı dediği yanmalar başladı bende. Mesela hızlı su dökemiyorum, aynı dökülüyor, öne dökülüyor. Yani bunlar başladı 5-10 gündür, yani fazla değil ama 5-10 gündür başladı. Yani ne gibi şey olabilir? Ben istese kullandığım hapların ismini verebilirim. Yok, hapların ismini vermeyelim İbrahim Beyciğim. Tamam, teşekkürler, oldu. Tamam, hocamız şimdi cevaplayacak sizin için. Çok sağ olun aradığınız için, geçmiş olsun. Peki, geçmiş olsun İbrahim Bey. Tipik olarak anlatıyor. Biraz önce anlatmış olduğumuz hastalar gibi. Evet. Prostat büyümesi var. İlaç tedavisini aldı. İlaç tedavisini kullanırken şikayetler tekrardan başladı. Evet. Tipik olarak anlatıyor. Rahat idrar yapamıyorum. Yanmalarım oluyor. Muhtemelen ya bir enfeksiyon var şu an ya da prostat artık kapandı ve işemesine engel oluyor. Yani yapması gereken şey İbrahim Bey'in üroloji hekimine gidecek. Şikayetlerini anlatacak. Üroloji hekimi aktif bir enfeksiyon, mikrobik bir durumu varsa öncelikle onu tedavi edecek. Ondan sonra da beyefendiye cerrahi tedavi artık önerecek. Evet. Peki hocam, kanser hastası olan, farklı bir hastalıktan dolayı kanser hastası olan bir kişi prostat hastalığına yakalanmış olabilir mi ekstradan? Tabii ki, yani her zaman bir kişide birden fazla hastalık meydana gelebilir. İşte bizim toplumumuzda akciğer, deri ve kalın bağırsak kanserleri sık gözüken kanserler. Evet, evet. Bu hastalarımız mesela ameliyat oluyorlar. Ameliyat esnasında, yani akciğerinden diyelim ki tümörü çıkartılacak. Evet, bu hastaya mesela sonda konuluyor. Bu hastalar idrar takibi yapılması için ameliyat esnasında. Evet. Sonda çekildikten sonra hasta idrarını yapamayabilir. Zaten ileri yaşta grubunda oluyor bu hastaların büyük kısmı. Bu hastada aynı zamanda bir prostat büyümesi hastalığı da vardır. Daha sonra biz bunun için ekstra bir cerrahi tedavide bunları yapabiliyoruz. Ya da eş zamanlı prostat kanseri de olabilir bu hastalar. Evet. O zaman tabii hastayla oturup tedavi protokolünü hep beraber oturup konuşuyoruz. Yani prostat kanseri aslında adı kötü ama erken tanısı yapıldığında 5 yıllık ve 10 yıllık sağ kalımları %90'ın üzerinde olan bir kanser. Aslında tüm kanser hastalıkları gibi. Erken tanı çok önemli yani. Evet, evet. Yani prostat kanseri genellikle şunu söylüyoruz hastalarımıza, eğer bir tarafına yayılmadıysa hastalık. Metastaz yapmadıysa. Evet, metastaz yapmadıysa tabii. Dediğimiz şey genellikle muhtemelen siz bu rahatsızlıktan ölmezsiniz. Başka bir şey olur, ondan hayatınızı kaybedersiniz. Ben de öldürür mü diye soracaktım. Üzerine bastınız hocam. Prostat kanseri sadece metastaz yaptığında, yani yayıldığında öldürme potansiyeli olan bir hastalık. Hı hı. Bir izleyicimiz hattımızdaymış. İsmini vermek istemeyen bir hanımefendimiz hattımızda. Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Giresun'dan arıyorsunuz siz de. Evet, Giresun'u arıyorum. Az önce de bir izleyicimiz aradı da Giresun'dan. Sevgilerimizi yollayalım Giresun'a. Evet. Televizyonunuzun, çok pardon hanımefendi. Televizyonunuzun sesini biraz kısabilir misiniz lütfen? Evet, kapattım. Tamam. Prostattan kapalı o ameliyat oldu. Ondan sonra sıkıntıları var. Yani boşalmama, menisküsünün gelmemesi. Bu buna sıkıntı veriyor. Hocam bunu açıklarsa memnun olurum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ben hocamız anlatacak. Sağ olun, hoşça kalın. Evet, başarısız prostat ameliyatları birkaç nedene bağlı olabilir. Evet. Birincisi, içerideki kazımanın yeterli yapılmamış olması. Evet. İkincisi, idrar yolunda yeni bir darlığın meydana gelmesi. Bu sefer prostat açıktır ama idrar yolundan içeriye girip çıktığımız için aletle orada bir daralma söz konusu olabilir. Ya da çok uzun süreli prostat şikayetleri vardır. Yani prostat tıkalıdır çok uzun süre. Evet. Ve idrar torbası artık kasılmaktan yorulmuş, çişi dışarı atmak için kasılmaktan yorulmuş ve felç olmuştur idrar kesesi. Siz yolu da açsanız idrar torbası kendini kasamadığından dolayı çişi dışarıya atamamaktadır. Bu üç durumdan bir tanesi muhtemelen hastamızda var. Bunun için yapılması gereken şey öncelikle bir endoskopi muhakkak. Yani idrar yoluna içeriye girip ışıklı bir aletle, kamerayla içeriye bakıp darlık mı var? Geride arta kalan, kazınmamış olan ekstra prostat dokusu mu var? Evet. Yoksa bunların hiçbirisi yok. Sadece idrar torbası felç mi olmuş?
Bunun öncelikle aydınlatılması lazım. Ona göre de tedavisinin uygulanması lazım. Teşekkür ediyoruz hocam. Kısa bir reklam arasına gidelim şimdi. Evet sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra antropoz konumuzla devam edeceğiz.